Bugün 28 Mayıs 2016 Cumartesi. Olay ana haber başlıyor. Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ayrıntıları aktaracağız ama önce günün manşeti. Kınıyorum. Bize verilen söz bu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki YPG armalı Amerikan askerlerine tepki geldi. Yanlış yerde duruyorsunuz. Başbakan Yıldırım'la birlikte Diyarbakır'a giden Erdoğan sert mesajlar verdi. Sıkılı yumrukla müsafaha olmaz. Birazdan olay ana haberde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rakka operasyonlarına katılan Amerikan askerlerinin YPG arması takmasını ilk kez Diyarbakır'da değerlendirdi. Verilen söz bu değil diye konuşan Erdoğan, bizi dost olan askerlerine YPG işareti taktırmaz dedi. HDP'ye de sert ifadelerle yüklenen Cumhurbaşkanı er ya veya geç bunlara gereken dersi vereceğiz diye konuştu. Öldürmekten başka ne yaptılar? Kardeşlerim, bunlar öldürmek için var. Bunlar şehit etmek için var. Uzun bir aradan sonra Diyarbakır'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde HDP vardı. Bunlar camilerimizi yakmadılar mı? Camilerimizi yıkmadılar mı? Bunlar ateist. Bunlar zerdüşt. Er veya geç. Bunlara gereken dersi sandıkta verecek. Biz sandıkla hareket ediyoruz. Bunlar ise kandille hareket ediyorlar. Anıt Park'ta düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından HDP'nin tutuştuğunu söyledi. Onlar PKK adına parlamentoda. Ne oldu şimdi dokunulmazlık olayı? Parlamentoya geldi. Şimdi tutuştular. Evet, şimdi yurt dışına kaçmaya başladılar. Aynen paralel devlet yapılanması neyse, onlar da kaçıyor, bunlar da kaçıyor. Bölge halkının terör örgütüne prim vermediğini söyleyen Erdoğan, PKK'nın asıl hedefinin de Kürt vatandaşları olduğunu kaydetti. Terör örgütünün asıl hesaplaşması devlette değildir. Bölge halkının inancıyla, kitabıyla, ibadetiyle, tarihiyle, kültürüyledir. İşte bu operasyonlar onun için yapılıyor. Ve sonuna kadar da yapılacak. Sıkılı yumrukla müsafaha olmaz. Erdoğan, sözü Suriye'de Rakka operasyonlarına katılan Amerikan askerlerinin YPG armalı üniforma giymesine getirdi. Amerika'nın PYD'ye, YPG'ye vermiş olduğu desteği kınıyorum. Bize verilen söz bu değil. Bize dost olanlar, bizimle NATO'da beraber olanlar kalkıp da kendi askerini YPG'nin işaretleriyle Suriye'ye göndermemeli, gönderemez. Amerikan yönetiminin YPG ile çalışmaya devam edeceğiz açıklamasına da Erdoğan'dan sert yanıt geldi. Hala YPG'ye biz destek vermeye devam edeceğiz diyenleri lütfen gel de bunun bizden dersini al. Yanlış yerde duruyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyonların başlamasından sonra bugün ilk kez Diyarbakır'daydı. 116 projenin açılışını yapan Erdoğan, Dürümlü mezrasında bomba yüklü kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybeden 16 köylünün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya gelen Erdoğan'ın ziyareti sırasında geniş güvenlik önlemleri de alındı. Diyarbakır yeni bir dönüşüm, yeni bir değişim yaşıyor inşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasakları ve operasyonların başlamasından sonra ilk kez Diyarbakır'daydı. Ellerimize çok teşekkür ediyoruz. Ziyaret nedeniyle şehirde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan'ın halka sesleneceği valilik binasının önü bir gün öncesinden trafiğe kapatıldı. Şehir merkezindeki güvenlik noktalarına yeniler eklendi. Güvenlik önlemlerinin yanı sıra kent pankartlarla da Erdoğan'ın gelişine hazırlandı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Başbakan Binali Yıldırım'la bakanlar karşıladı. Yıldırım, 10 gün önce Ulaştırma Bakanı olarak geldiği kentte bu kez Başbakan olarak Diyarbakırlıların karşısına çıktı.
Şunu herkes iyi bilsin ve Diyarbakırlılar rahat olsun. Bu terör belasını Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya azmettik. Sizin sorununuz Türkiye'nin sorunu PKK terör örgütüdür. Yıldırım, HDP'li belediyelerle ilgili soruşturma başlatılacağını da söyledi. Terör örgütüne destek vererek sizin kaynaklarınızı terör örgütüne aktardılar. Bunu biliyoruz. Gereğini de yapacağız. 116 projenin toplu açılış törenine katılan Erdoğan, daha sonra sivil toplum örgütü temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Bizim 2,5 yıl boyunca büyük bir sabırla devam ettirdiğimiz çözüm sürecini terör örgütü bazı ülkelerin kulaklarına fısıldadığı sözlere ve ihtiraslarına ne yazık ki kurban etti. Bölge halkına seslenen Erdoğan, özellikle dindar vatandaşların gerçekleri görmesi gerektiğini söyledi. Benim dindar, inançlı Kürt kardeşim bunların ne mal olduğunu bilsin, kendi safını da bunların karşısında evvelallah belirleyerek bunlara haddini bildirsin. Her şey devletten beklenmez. Hala safını belirlememiş olanlar var. Erdoğan, operasyonları sona erdirme şartını da açıkladı. Silahı, bombayı, her şeyi gömerler, koordinatlarını da verirler. Gelsinler parlamentoda mücadelelerini sürdürsünler. Dokunulmazlıkların mecliste kaldırıldığına dikkat çeken Erdoğan, yargıya çağrıda bulundu. O dağlara kaçırılan kızların hesabını kim verecek? O taciz edilen kızlarımızın hesabını kim verecek? Ey yargı, üzerine düşen görevi yapacaksın. Eğer yargı üzerine düşen görevi yapmıyorsa, tarih bunun hesabını sorar. Erdoğan, bomba yüklü kamyonun patlaması sonucu 16 vatandaşın hayatını kaybettiği Tanışık köyüne de gitti. Cumhurbaşkanı, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ın ziyareti öncesi köy ve çevresinde geniş önlemler alındı. Özel eğitimli köpeklerle patlayıcı taraması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Nusaybin dışında terör operasyonlarının tamamlandığını açıkladı. Şırnak'ta %90, Nusaybin'de ise %80 düzeyine gelindi. İki şehirde 21 terörist daha etkisiz hale getirilirken teslim olan teröristlerin sayısı da 79'a yükseldi. Terör örgütünün içerisinde olan tüm vatandaşlara sesleniyorum. Terör örgütünün kucağından sıyrılın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki merkez dışında terör operasyonlarının tamamlandığını söyledi. Güvenlik güçlerimiz Nusaybin ve Şırnak hariç diğer yerlerdeki operasyonlarını tamamlamışlardır. Şırnak ve Nusaybin'de gelinen aşamayı da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi açıkladı. Buna göre operasyonlar Şırnak'ta %90, Nusaybin'de %80 oranında tamamlandı. Orgeneral Mendi, bölgeye takviye olarak 2000 asker daha gönderildiğini belirtti. Nusaybin'de 8, Şırnak'ta 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece son 4 günde teslim olan terörist sayısı 79'a çıktı. Salı günü teslim olan 6'sı kadın 25 teröristten 24'ü tutuklandı. Yaralı bir teröristin tedavisine ise devam ediliyor. Şırnak ve Nusaybin'de 21 teröristin daha öldürülmesiyle iki kentte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 956'ya yükseldi. Şırnak'ta terörle mücadele timleri operasyonların tamamlandığı mahallelerdeki 3933 evde arama yapıyor. Tuzaklanan patlayıcılara yönelik arama tarama çalışmaları da sürüyor. Nusaybin'de tespit edilen iki patlayıcının imhası da kameralara yansıdı. Mardin'in Ömerli, Midyat ve Nusaybin ilçelerine bağlı 13 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. Kuzey İran, Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatında da silah mevzisi, sığınak, barınak ve mağaralar vuruldu. Bingöl'de düzenlenen operasyonda da 4 köyde tuzaklanan 6 el yapımı patlayıcı imha edildi. Tunceli'de başlatılan soruşturmada ise aralarında HDP Hozat ilçe başkanının da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Önce Kilis, ardından Gaziantep. Son 24 saatte Suriye'den Türkiye'ye 8 roket atıldı. Saldırılarda 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Sınırda konuştu obüslerle koalisyon uçaklarının bombardımanında da 104 IŞİD militanı öldürüldü. Suriye'den Türkiye'ye son 24 saatte 8 roket atıldı. IŞİD hedefleri havadan ve karadan bombardımana tutuldu. Kilis'in Erbeyli ilçesine cuma akşam saatlerinde 6 roket atıldı. Askeri bölgelerle sivil yerleşim alanlarına düşen roketler, 3'ü çocuk 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Şey yapıyor muyuz? Yok. Gaziantep'in Oğuzeri ilçesi yakınlarındaki havaalanı lojmanları civarındaki boş araziye de 2 roket mermisi düştü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri atış yapılan mevzileri hedef tespit sistemleriyle belirlerken, IŞİD mevzilerine 233 fırtına topu, 40 çok namlulu roket atar ve 4 tankla atışlar yapıldı. Koalisyon uçaklarıyla da hedeflere yönelik 11 hava harekatı düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı yapılan atışlar ve hava harekatıyla 104 IŞİD mensubunun öldürüldüğünü açıkladı. Harekatta örgüte ait 4 çok namlulu roket atar, birer top ve hava mevzisiyle karargah olarak kullanılan 7 binada imha edildi. Suriye'de Rakka'yı kurtarma operasyonuna katılan Amerikan askerlerinin üzerlerinde YPG arması bulunan üniforma giymesiyle başlayan kriz derinleşiyor. Türkiye'nin sert tepki gösterdiği skandala ilişkin Amerikan yönetiminden farklı açıklamalar geldi. Uluslararası Koalisyon'un sözcüsü Albay Steve Warren, Amerikan askerlerine YPG armalarını çıkarma emri verdiklerini açıkladı. Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı ise YPG ile çalışmayı sürdüreceklerini duyurdu. Ankara'daki iki saldırının sorumlusu terör örgütünün armalarını takacaklar. Bu çifte standarttır, bu ikiyüzlülüktür. Çok açık söylüyorum. Ankara ile Washington arasındaki YPG arması krizi sürerken Amerikan yönetiminden farklı açıklamalar geldi. Bağdat'tan video konferans yoluyla Pentagon'daki gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Uluslararası Koalisyon'un sözcüsü Amerikalı Albay Steve Warren, Suriye'de Rakka operasyonuna katılan Amerikan askerlerine YPG armalı üniformaları çıkarma emri verildiğini söyledi. YPG armalarını taşımaları yetkileri dahilinde değil ve uygunsuz. Düzeltmek için gerekli adım atıldı. Bölgedeki askeri ortaklarımız ve müttefiklerimizle bunun için iletişime geçtik. Warren, Amerikan ordu yönetmeliğinin bu tür simgelerin giyilmemesi gerektiğini açıkça emrettiğini de belirtti. Kobani ziyareti tartışmalara neden olan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Wattles ise tartışmalara girmeyerek IŞİD'le mücadelede PYD'nin öncülüğündeki Suriye demokratik güçlerini destekliyoruz yorumunu yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner da YPG'nin terör örgütü olmadığını ve birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına da yanıt veren Amerikalı sözcü, Türkiye'nin kaygılarını anlamakla birlikte Suriye Demokratik Güçlerinin bir parçası olan YPG ile çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu. Suriye'nin kuzeyinde öncülüğünü YPG milislerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin başlattığı Rakka operasyonu, Amerikan özel birliklerine mensup askerlerin üzerinde YPG arması olan kamuflajlı üniforma giydikleri ortaya çıkmıştı. Bölgeden çekilen görüntülerde de Amerikan askerlerinin YPG üniformalarıyla cephe hattında doğrudan çatışmalara katıldıkları görülmüştü. Suriye'de aylar süren hazırlıkların ardından başlatılan Rakka operasyonu 4. gününde. Demokratik Suriye güçleri 3 ayrı koldan kente ilerleyişini sürdürüyor. Irak ordusu da pazartesi günü başlatılan Fellüce'yi kurtarma operasyonu kapsamında 20'ye yakın yerleşim birimini geri almayı başardı. IŞİD'in Suriye'deki başkenti Rakka'nın geri alınması için 24 Mayıs'ta başlatılan operasyon sürüyor. Öncülüğünü PYD'nin yaptığı Suriye Demokratik Güçleri, şimdiye kadar yaklaşık 10 kilometre karelik bir alanı IŞİD'den temizlerken çok sayıda köyü geri aldı. Üniformalarındaki YPG armasıyla görüntülenen Amerikan askerleri de operasyonlara katılıyor.
Amerikan Özel Kuvvetleri'ne mensup askerlerin operasyon sırasında uydu cihazlarıyla IŞİD'e ait mevzilerin koordinatlarını savaş uçaklarına ilettiği belirtiliyor. Rakka'yı kaybetme olasılığı üzerine güçlerini Türkiye sınırında toplamaya başlayan IŞİD ise muhaliflerin elinde kalan son yerleşim yerleri olan Azez'den sonraki Mare'yi de kuşattı. Mare'nin kuzeyinde bulunan Azez yolu üzerindeki Kelcibir'in ve Kefer Kelbin köyleri de IŞİD'in kontrolüne girdi. Böylelikle Mare kasabası dış dünyayla tek bağlantısı olan Azez yolunu da kaybederek tam bir kuşatma altına girdi. Batısı da YPG'nin kuşatması altındaki Mare, Türkiye'nin kurulmasını savunduğu güvenli bölge projesi için hayati önem taşıyor. Irak ordusunun pazartesi günü başlattığı Felluce'yi kurtarma operasyonu da sürüyor. Uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarının hava desteğiyle iki ayrı koldan Felluce'ye ilerleyen Irak ordusu ve Şii milisler 20'ye yakın yerleşim birimini geri almayı başardı. Operasyonlar sırasında aralarında Felluce'deki IŞİD komutanı Mahir Bilavi'nin de olduğu 70 militanın öldürüldüğü açıklandı. Felluce'de 1000 kadar IŞİD savaşçısının yanı sıra 50 bin sivilin olduğu tahmin ediliyor. IŞİD kentten kaçmaya çalışanları ölümle tehdit ediyor. Irak ordusu pazartesi günü IŞİD'i başkent Bağdat'ın 50 kilometre batısındaki Felluce'den çıkarmak için operasyon başlatmıştı. 2014'ün Ocak ayında IŞİD'in kontrolüne geçen Felluce, örgütün Irak'ta ele geçirdiği ilk kent olmuştu. Sayın seyirciler, Akdeniz 3 gün içinde 3. faciaya sahne oldu. Libya'dan yola çıkan mültecileri taşıyan bir tekne İtalya'nın Sicilya adası açıklarında alabora oldu. İtalyan donanması denizden 45 ceset topladıklarını duyurdu. Avrupa Birliği'nin Ege'de aldığı önlemler ve havaların ısınmasıyla birlikte göçmenlerin yeni güzergahı haline gelen Akdeniz bir trajediye daha sahne oldu. Libya'dan yola çıkan mültecileri taşıyan ahşap tekne Sicilya kanalında alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye yönelen sahil güvenlik botları yarı batık halde bir tekneyle karşılaştı. İtalyan donanmasına bağlı Vega gemisinin müdahale ettiği yarı batık haldeki göçmen teknesinden 135 kişinin kurtarıldığı, 45 göçmenin ise cesedine ulaşıldığı ifade edildi. Teknede bulunanların sayısının bilinmediğini belirten yetkililere göre onlarca mülteci de kaybolmuş olabilir. Son olay Akdeniz'de son 3 gün içinde peş peşe 3. facia olarak kayıtlara geçti. Çarşamba günü Libya açıklarında alabora olan göçmen teknesinde en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, Perşembe günü de yine İtalya açıklarında batan teknede bulunan 30 kişi ölmüştü. Olaydan sağ kurtulmayı başaranlarsa 200 kişinin ölmüş olabileceğini söylemişti. Havaların düzelmesi göçmenlerin Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitme girişimlerini hızlandırdı. Pazartesiden bu yana Akdeniz'in Libya ile İtalya arasındaki kısmında 14 binden fazla kişi kurtarıldı. Sayın seyirciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sürpriz Türkiye açıklaması geldi. Yunanistan'da konuşan Putin, ilişkileri düzeltmek istediklerini ancak bunun için Ankara'dan somut adım beklediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istediğini ancak bunun için gerekli olan somut adımların atılmadığını söyledi. Yunanistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Atina'da Başbakan Alexis Tsipras'la basın toplantısı düzenleyen Putin'e, Türk jetleri tarafından düşürülen Rus savaş uçağı soruldu. Sadece uçağımız düşürülmedi. Uçağın pilotu da öldürüldü. Bu da uluslararası hukuka göre bir savaş suçu. Bu konuda açıklamalar aldık ama hiçbir zaman bir özür gelmedi. Tazminatla ilgili bir hazırlık da görmediklerini belirten Rusya Devlet Başkanı, ilişkilerin yeniden düzeltilmesine arzu ettiklerini, ancak bunun için Ankara'nın yapması gerekenler olduğunu kaydetti. Biz ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz. Bu ilişkiyi bozan biz değildik. Sözler yeterli değil. Bir şeyler yapmalılar. Belli başlı adımlar bekliyoruz. Ama şimdilik hiçbir adım yok.
Rus turistlerin Türkiye yerine Yunanistan'a gideceklerini de açıklayan Putin, sadece Mart ayında Yunanistan'a giden turist sayısının %523 oranında artış kaydetmesine örnek gösterdi. Düşüyor. Türkiye sınırını ihlal eden Rus uçağı 24 Kasım 2015'te Türk F-16'lar tarafından düşürülmüş, iki pilottan biri olan Oleg Peşkov yerden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarına katılan yüksek yargı başkanlarına sert tepki geldi. Cumhuriyet tarihinde böyle bir tablo görülmemiştir diyen Kılıçdaroğlu'ndan yüksek yargı başkanlarına cübbenizi çıkarın çağrısı geldi. Biz devlet başkanıyla bir arada olmaktan, devletin başkanıyla bir arada olmaktan onur duyarız. Kendisini o kadar kaptırmış ki Yargıtay Başkanı, başkan diyorlar. Hangi başkandan bahsediyorsunuz siz? Hangi başkandan? Devlet başkanı. Anayasada böyle bir tanım mı var? Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla yüksek yargı başkanları arasında sert bir polemik başladı. Böyle bir tablo bakın Cumhuriyet tarihinde hiç olmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri derinden sarsılıyor. Biz rahatsızız. Sokaktaki vatandaşlar rahatsız. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nın Rize programına eşlik eden, Kırşehir'de de muhalefeti eleştiren Erdoğan'ı alkışlayan Yargıtay ve Danıştay başkanlarına tepki gösterdi. Yargı mensuplarının yürütme organı ile birlikte görüntü vermeleri, hele hele alkışlamaları kabul edilemez. Alkışlıyorlarsa gelecekler parlamentoya. Cübbelerini çıkaracaklar. Adalete en büyük darbeyi adaletin başında olan kişiler vurmuştur. Adaleti siyasallaştırmışlardır. İstanbul'da sağlık çalışanlarıyla buluşan CHP lideri yüksek yargı başkanlarına istifa çağrısı yaptı. Görevlerinden ayrılsınlar, AKP genel merkezine gitsinler, kayıtlarını yapsınlar, isterlerse saraya da gidebilirler, saraya hizmet de edebilirler. Kılıçdaroğlu'na göre yargıya güvenin azalmasının nedeni yargının bizzat kendisi. O Yargıtay Başkanı Türkiye'de adalet dağıtamaz. O Danıştay Başkanı Türkiye'de adalet dağıtamaz. Sayıştay Başkanı zaten bir anlamda AKP'nin arka bahçesi konumuna gelmişti. Sizin sayenizde yargıya güven sıfıra inecek. Yargıtay'a bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Kurultay kararını değerlendiren Bahçeli, Yargıtay yandaştay olma yolunda hızla ilerliyor dedi. Yazılı açıklama yapan Bahçeli, Yargıtay'ın MHP ile ilgili kararında Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu'nun hak ve yetkilerinin görmezden gelindiğini savundu. Yargıtay kim ya da kimlerin lehine çalıştığı belli olan yandaştay olma yolunda hızla ilerlediğini öne süren MHP lideri, MHP sorgulanması gereken birçok yanları bulunsa da Yargıtay'ın kararına saygı duyacaktır. Çünkü Türkiye'nin hukuk devleti ilkesinden sapması halinde yıkım ve çözülmenin en önemli safhası geçileceğinden, sorumlu siyasi duruş ve kabulümüzden ayrılmamak bize göre milli ve tarihi bir görevdir dedi. Kurultay'ın 10 Temmuz'da toplanacağını yenileyen Bahçeli açıklamasını, önümüze çıkarılan engeller aşılacak, sudan bahaneler geçilecek, kaos ve kriz tacirlerinin oyunları Allah'ın izniyle bozulacaktır sözleriyle tamamladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 3000 yılında üye olabilir diyen İngiltere Başbakanı David Cameron'a tepki gösterdi. MÜSİAD tarafından Bursa'da düzenlenen bölgesel iş geliştirme toplantısına katılan Müezzinoğlu, o kendi işine baksın diye konuştu. Yapmakta olduğumuz bu toplantı hem ticari bir hareket olarak hem de teşkilatımızın daha kuvvetlenmesi noktasından bir katkıda bulunmuş olmasıdır. MÜSİAD bölgesel iş geliştirme toplantısı Bursa'da yapıldı. MÜSİAD olarak ülkemizin ekonomisindeki canlılık, kuvvet ve direnci daha fazla arttırabilmek için siz değerli üyelerimiz ve iş adamlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Aramızdaki ilişkilerin artması, eğer benzetme doğru olursa, bedenimizdeki kan dolaşımının hızlanması gibidir. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu'nun gündeminde ise 3. yıl dönümü yaklaşan gezi olayları vardı. Gezi olayları 3 yıl önce bu ülkede o faizlerin %5'in altına ineceği süreçlerin arifesinde Türkiye'nin istikrarını, siyasi istikrarını bozmak, Türkiye ile istedikleri gibi oynayabilme koşullarını hazırlamak için planlanan dışarıdaki akıldaneler, içerideki maşalarla yapılan.
Sağlık sektörüne ilişkin soruları da yanıtlayan Müezzinoğlu, 2023 yılına kadar hekim açığının kapanacağını söyledi. 2009-10'dan itibaren her yıl kontenjanları artırarak bu yıl itibariyle 12 bin tıp fakültelerini öğrenci aldık. Ve bu yıl itibariyle kontenjan fazlası diyebileceğimiz 2500 ilk defa hekim bizim hekim kadromuza fazladan ilave oldu. 2023'te bu açığımız büyük oranda kapanacak. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği 3000 yılından önce mümkün olmaz sözlerine de Müezzinoğlu'ndan sert yanıt geldi. O kendi işine baksın. Son 3 yıldır Türkiye'nin o büyük hedeflerinden nasıl rahatsız olduklarını... Bursa Kent Konseyi ve Türk Hava Kurumu işbirliğiyle düzenlenen 6. Bölgesel Ata Model Uçak Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu. 5 ilden 88 takım ve 260 bireysel yarışmacının katıldığı müsabakada birincilik ödülü bayanlarda İnegöl'e, erkeklerde ise Balıkesir'e gitti. Bu yıl 6.sı düzenlenen Ata Model Uçak Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu. Takım halinde 3. olan Şimşek. Bu tarz yarışmalarla bu gençlerimizi havacılığı öğretmek, sevdirmek ve bundan sonra da daha nitelikli bir şekilde yapabilmesini sağlamaya çalışıyor. Bursa'nın yanı sıra Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Kocaeli'den 88 takım ve 260 yarışmacının katıldığı şampiyonada erkeklerde Balıkesir takım halinde ödülün sahibi olurken bayanlarda birincilik İnegöl'e gitti. Her alanda şehrimize katkı koymaya çalışıyoruz. Gençlerimizle havacılığa verdiğimiz değeri göstermek adına Gökmen projesini konuşulan bir zamanda hep aslında Bursa'nın artık gözünü tabiri caizse artık semaya kaldırdığını ve gökyüzüne ve istikbalinin göklerde olduğunu bilinciyle bu konuda çok önemli adımlar atmakta. Şampiyonlar ödülleri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu'nun elinden aldı. Bu ülkeyi, bu milleti semalarda çok daha iyi noktaya taşıyacak olan gençlersiniz. Bu etkinliğin, bu sporun içinde olan gençlerimize daha çok çalışarak gelecek dönemde de başarılı olmalarını temenni ediyorum. Sizleri tebrik ediyor. Başarılar diliyor. 16 yaş altı kategoride Mehmet Sezer, 16 yaş üstü kategoride de Tolga Deniz birincilik kürsüsüne çıkan isimler oldu. GESİAD Sinerji toplantısının bu ayki konuğu ekonomist Cem Seymen oldu. Türkiye'nin giderek harcayan bir toplum haline dönüştüğünü söyleyen Seymen, krizin ancak üretime yönelerek aşılabileceğini söyledi. GESİAD'ın geleneksel sinerji toplantılarının konuğu gazeteci Cem Seymen'di. Para dünyadan çekilirken biz içeriden kendi kaynaklarımızla nasıl bir üretim mekanizması yaratabiliriz ona kafa yoracağız. Seymen, Türkiye'nin içinde bulunduğu krizi üretime yönelerek aşabileceğini söyledi. Üretim bilinci eksik. Yani biz hazıra konmak istiyoruz. Biz bankalardan kredi çekerek iyi arabalara binmek istiyoruz. İyi evlerde yaşamak istiyoruz. Ama harcanan parayı içerideki kaynaktan ortaya koyabilmemiz lazım. Üreteceğiz. Yani üreterek biraz zenginleşmenin yoluna bakacağız. GESİAD Başkanı Ramazan Kaya da üyelere çağrıda bulunarak üniversite sanayi işbirliği projesine destek istedi. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında üniversite öğrencilerimizin staj yeri ayarlama konusundaki projemizi hayata geçirdik. Bu konuda buradan tekrar üye arkadaşlarımı da çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bu projeye sizler de destek verin. Gecede konuşmaların ardından yeni üyelere rozet takıldı. Sayın seyirciler, Bursa 30 Mayıs Pazartesi günü ekonomi alanında önemli bir zirveye sahip yapacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Rumeli Siyat Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi'ne yerli ve yabancı çok sayıda iş adamı ve siyasetçi katılacak. Zirveyi Rumeli Siyat Başkanı Avukat Erol Kılıkçıer'le bu zirveyi konuşacağız şimdi. Erol Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bursa bir kez daha önemli bir zirveye sahipliği yapıyor. Önce zirvenin amacından başlayalım efendim. Hedef nedir?
Ben öncelikle bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyorum ve sizler de bizi davet ettiğiniz için ve bu konuda açıklama onatığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Buyurun. Zirvemiz sizin de ifade ettiğiniz gibi 4. kez yapılacak. Hı hı. Biz Rumeli Siyat olarak Bursa'da bu anlamda kurulan ve üyelerin tamamı Rumeli göçmenlerinden oluşan Tek Sanayici ve İş Adamları Derneği'yiz. Daha önce yaptığımız 3 ekonomi zirvesinde yaklaşık 600 civarında iş adamı bir araya gelmek suretiyle ticari ilişkileri geliştirme olanağına sahip oldular. Biz bu zirvelerde hem göç ettiğimiz ülkelere karşı moral sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz gibi, hı hı, olası ticari teşebbüslerinde önünü açmış oluyoruz. Ekonomi Bakanlığı zaten alım heyeti oluşturmak suretiyle oradan gelen sanayici ve iş adamlarının buradaki konaklama masraflarını da karşılıyor. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu ara anmadan geçemeyeceğim. Gerçekten projeye önemli ölçüde destek veriyor. Balkanlardaki her adımda iz bıraktığı gibi burada da bu anlamda ciddi bir etkisi var. Üyemiz olan sevgili Bakanımız Cavit Çağlar'ın da müesseselerinin biliyorsunuz Bursa ekonomisinde çok önemli etkisi var. Evet. Tüm bu etkileşimler bir araya geldiğinde önemli bir sinerji oluşturuyor. Biz de bu sinerjinin oluşumunda bir dernek olarak çok önemli bir fonksiyon ifade ettiğimizi düşünüyorum. Hı. Zirve kapsamında peki hangi konular başlık altında ele alınacak? Zirvenin birinci bölümünde sabah 8:30-11 arasında iş adamlarının karşılıklı görüşmeleri oluyor. Ki bu çok önemli olsa gerek. Çok önemli tabii. Orada geçtiğimiz yıllarda olan bir örneği sizinle paylaşmak tabii isterim. Tabii, buyurun. Bursalı bir otobüs firması Bursa'da Balkanlardan gelen bir iş adamına kendini tanıtmak amacıyla bir kartvizitini takdim ediyor. Ve o kartvizit ilginçtir. Afrika'ya bir şekilde ulaşıyor. Afrika'dan burayı aramak suretiyle bir ticaret oluştu. Yani buradaki tanışıkların hiç ummadığınız şekilde olumlu sonuçlar verdiğini düşünüyoruz. Zaten Türkiye'nin 2023 hedefleri biliyorsunuz Balkanlara yapılan ihracatın 50 milyar dolara çıkmasıdır. Evet. 50 milyar dolara çıkması için de bu ticaretin gelişmesi için bakanlığımızın desteğiyle bu oluşumları biz dünyaya hem tanıtıyoruz hem de ülkemizin ve Bursa'mızın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz diye düşünüyorum. Hı hı. Peki Balkan ülkelerinden aynı zamanda hükümet temsilcilerinin de katılması gayet bekleniyor. Tabii, gayet tabii. Yani mesela Kosova Başbakan Yardımcısı geliyor. Bu anlamda ikili ticari ilişkilerin genişlemesi ele alınacaktır diye düşünüyorum. Tabii mutlaka abi. Zaten 11'de yapılacak açılışı mütakiben ilk önce konuklar bu konudaki düşüncelerini paylaşıyorlar bizimle. Evet. Onun akabinde öğleden sonra da 3 tane ayrı oturum var. Burada hem DEİK'ten temsilciler geliyor hem de bizim sanayici ve iş adamının dostlarımız, bir kısmı bizim yönetim kurumumuzda bulunan Şahap Aktaş gibi, Zarif Alp gibi sanayici dostlarımız oturumlarda mevcut durum ve olanaklar konusunda görüşlerini paylaşıyorlar ki bunun da çok etkili ve faydalı olduğunu düşünüyoruz. Hı hı, evet. Balkan ülkeleriyle aslında Türkiye arasındaki ticaret hacmi bu tarz zirvelerle daha da genişliyor olmalı. İletişim kolaylaşacak. Peki bunu da daha da genişletmek adına Balkanlara yönelik yatırımlar, ticari ilişkilerin, ticari hacmin genişlemesi konusunda daha neler yapılmalı? Yani bu tür toplantılar bir başlangıç aslında. Yani bu birinci biz toplantıyı yaparken TİKA ve yurtdışı Türkler, evet, bize büyük destekler verdi ve bizi teşvik ettiler. İkinci, üçüncü ve dördüncü zirvelerde biz daha çok dernek olanaklarıyla ve büyükşehrin yardımlarıyla bu noktaya getirdik. Ama bunun gibi toplantıların çok daha fazla büyümesi, hatta Balkanlarda minik zirveler oluşturması gerektiği kanaatindeyim. Yani biz zaten her gittiğimiz ülkede bu tür zirveleri yapıyoruz ve bazen sizde de yer alıyor. Bunların çok daha fazla gelişmesi gerektiği belli. Çünkü Balkan ülkeleri sanayileşmiş değil. Yani çoğunun bizim ürettiğimiz mallara ihtiyacı var. Türkiye gibi 150 milyar dolarlık ihracatı olan bir ülkenin Balkanlarda büyük bir pazar olduğu belli. Biz batılı ülkelerden, yani bir Almanya'dan örneğin, çok daha yakın olduğumuz bir yerde. Şimdi düşünün, Türkiye'nin bir köşesine gitmekten bahsetmeyeyim. Güney'e gittiğinizde örneğin Alanya'ya buradan 700 kilometrede gidiyorsunuz. Yani. Evet. Yani 700 kilometrede Bulgaristan'ı bitirirsiniz, öyle tarif edeyim. 700 kilometrede Selanik'e varırsınız. Yani çok daha yakın bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bu coğrafyada üstelik bizim öz coğrafyamız diye düşünüyorum. Çünkü tabii, bizim üzerine kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliyorsunuz Osmanlı'nın bakiyesidir. Osmanlı'da da Rumeli Beylerbeyi
Anadolu Beylerbeyi'nin protokol olarak öndedir. Akrabalarımız yani, hala oralarda. Gayet tabii bütün akrabalarımız orada yaşıyor. Onun için işin moral tarafı var. Zaten siz eğer izin verirseniz ben mesela geçtiğimiz yıl yaptığımız birkaç şeyi paylaşmak isterim. Buyurun. Sadece geçtiğimiz yıl Bursa'da zaten biliyorsunuz yakınlarda kendi dernek merkezimizi açacağız. O Rumeli Konağı ve Rumeli Parkı açılışını yapacağız. Orada da bir mini Rumeliya diye Balkanlardaki her ülkenin orijinal bir eserinin bir küçültülmüş örneğini yapacağız. Örneğin Bosna'da çok bilinen Mostar Köprüsü'nün bir örneğini yapacağız. Balkanlarda ne yaptık? Geçtiğimiz yıl iki tane ilkokulu baştan aşağı onardık. Bir belediye binasını ihya ettik. Birkaç tane dini eserin ayağa kaldırması konusunda büyük katkılarımız oldu. Kumanova'da bir yine hakeza diyelim kültürel merkezin baştan yapımını sağlamış olduk. Bunun gibi sayısız projeye destek veriyoruz. Hasköy'deki Türk Tiyatrosu bir şey talep ediyor. Hiç ikilemeden kabul ediyoruz. Ya da diyorlar ki falan yerdeki işte Sancak bölgesinde adını söyleyelim. Müslüman kadınlar kendi buldukları bölgede tedavilerini sağlamak için şu cihaza ihtiyaçları var. Onlar gibi yardımlarımızı derhal realize edebiliyoruz. Hı-hı. Ama bizim hayalimiz o ki biz madem ki Balkanlar göçmeni olarak temel özelliğimiz çalışkanlık, daha çok şeyler yapmamız lazım. Hem kentimizi hem ülkemizi büyütmek istiyor isek ki hayalimiz o 500 milyar dolarlık ihracat. Değil mi? Yani demek ki mevcut ihracatımızın 3 katından daha fazla geleceğiz. Evet. O halde çok daha fazla ilişkimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Umarım genişler Balkanlardaki ticaret hacmimiz. Şimdi peki vatandaşlar zirveye davetli olanlar mı girebilecek yoksa hani vatandaşlarımıza katılabilecekler mi? Zirvemizin katılımının hiçbir bedeli yok. Evet. Bütün sanayici iş adamı ve bütün dostlarımızı diyorum. Hı hı. Bütün merak eden insanlarımızı çağırıyoruz. Orada Allah ne verdiyse öğlenle hep beraber bir yemek yiyeceğiz. Bizim misafirimiz olacaklar. Hı hı. Herkesi davet ediyoruz özet. Bütün Bursalılara açık, bütün dostlarımıza açık, sanayici ve iş adamına doğal olarak özellikle görüşmeler anlamında mutlaka katılmalarında fayda görüyoruz. Önemli konuşmacılar olacak vatandaşlar. Ya bunu izleyenler önemli belki ipuçları detaylar yakalayabilecekler evet, diye düşünüyorum. Yani ilk üç zirvedeki sonuçlara bakılırsa çok önemli ve faydalı bir toplantı olacak. Herkesi tekrar tekrar davet ediyoruz. Peki efendim çok teşekkür ederim ben katıldığınız için. Sağ olun ben size çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Bursa belediyelerinin Balkanlara yönelik yatırımları devam ediyor. Osman Gazi Belediyesi, Saraybosna'nın sembollerinden tarihi Baş Çarşı'yı restore ettirdi. Saraybosna'nın 500 yıllık tarihi Baş Çarşısı Osman Gazi Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından yenilendi. Starigrad Belediyesi'nin yardım çağrısıyla başlatılan restorasyonda, Baş Çarşı Meydanı ve çevresinde zemin ve altyapı düzenlemesi yapıldı. 640 bin euroya mal olan projenin açılışında sema gösterisi düzenlendi. Törene katılan Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović'in vasiyetini hatırlattı. Bosna'yı bırakmayın, Bosna'yı ihmal etmeyin. Bizler de o vasiyete uyarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bugün Saraybosna'dayız. Törene çok sayıda Bosnalı da katıldı. Amin. Artvinliler Cerattepe'de açılmak istenen madene karşı Türkiye genelinde bir eyleme başladı. Eylemin başlangıç noktası Bursa oldu. Artvinli kadınlar ve kadın avukatlar madene karşı net mesajlar verdi. Artvin'e selam olsun, Artvin dirilişine selam olsun. Bugün bu kadarız, yarın daha çoğalacağız, belki de Artvin'de olacağız. Bursa'da yaşayan Artvinli kadınlar ve Artvinli avukatlar Cerattepe'de açılmak istenen madene karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. Türkiye'nin tüm illerindeki Artvinlileri Artvin'e dayanışma ve destek için örgütlemek, bunun ilk çalışmasını Bursa'da yapıyoruz. Artvin'in talanının önüne geçeceğiz. Bir tek hedefimiz var, o Allah'ın bu ülkeye verdiği o mucizeyi, onu yok etmek isteyen talancıları engelleyeceğiz. Artvinler bunu yapacak güçtedir. Artvin'de yapılmaya çalışılan madencilik faaliyetleri hukuka aykırıdır. Biz Artvin avukatlar olarak buna elimizden geldiğince müsaade etmeyeceğiz. Akademik Odalar Birliği'ndeki buluşmaya Bursa'daki Artvin derneklerinin üyeleri de katıldı. Artvin'de madenin çıkarılması demek, Artvin'in yok olması demek olduğu bilimsel raporlarla tespit edilmişti. Cerattepe'de madene hayır diyen Artvinli kadınlar net mesajlar verdi.
Ceratepe'de madenin çıkarılmasına izin vermemeyi planlıyoruz. Niyetimiz budur, vermeyeceğiz izin. Çünkü biz oranın yaşam alanlarının dünyadaki endemik türlerle ilgili bu bilince sahibiz. Bir kere bu işe kadınlar el koyduysa bir kere daha düşünmek gerekiyor. Doğa her şeyden önemlidir. Doğayı katletmeden önce bir kere daha düşünmek lazım. Doğamız her şeyden önemlidir. Siyanürle miyanürle hiç işimiz yok, altın bizim cebimize girmeyecektir. Bu yıl 15.'si kutlanan Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası Bursa'da da renkli görüntülere sahne oldu. 3 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerin yapılacağı haftanın bu yılki sloganı "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için." Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası bu yıl 15. kez kutlanıyor. Bu hastalığın daha iyi duyurabilmesi açısından dünyanın dört bir tarafında böyle bir hafta düzenlendi. Vakfımıza kayıtlı hastalarımız, onların aileleri, yakınları, gönüllülerimiz, kardeş okullarımızdan gösteri yapacak ekiplerimiz, kurum temsilcilerimizle birlikte bugün burada toplanmış bulunuyoruz. 28 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında kutlanan haftanın bu yılki sloganı "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" olarak belirlendi. Kanserle mücadele eden hasta çocuklarımızın sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesinde mücadele eden bu hastalıkla başka çocuklar olduğunu da hem anımsamak, hatırlamak. 90 ülkede 181 kuruluşun yer aldığı Lösemili Çocuklar Haftası Bursa'da da renkli görüntülere sahne oldu. Kültür Park'taki etkinlikte Lösemili Çocuklar yararına yapılan el işleri de satışa sunuldu. Otomotiv sektöründe gözler yılın ikinci yarısına çevrilmiş durumda. Lüks segmente yeni modelleri göreceği çıkaran sektör talep artışı bekliyor. Genel konjonktürden baktığımızda ekonomik olarak malum sizler de bildiğiniz gibi dalgalanma, işte hükümet belirsizliği, piyasalar, işte işteki bazı olumsuz düşünceler, onlarla bir dalgalanma yaşanıyor. Otomobil sektöründe gözler yılın ikinci yarısına çevrildi. Sektör temsilcileri siyasette kısa süren belirsizliğin ardından geleceğe umutlu bakıyor. Satış adetlerinde geçtiğimiz yıla göre düşme var şu anda. Yeni bazı şeyler oturduktan sonra yine geçen senenin başarıları yakalanacaktır. Olumlu bakıyorum. Lüks segmentte yeni modelleri görücüye çıkaran sektör talep artışı bekliyor. Türkiye 2 litre dizelle bu boyutlarda, bu ebatlarda, bu sporda bir otomobil yakıt ekonomisi, vergi avantajı getiriyor. Önümüzdeki sene tabii bu yollarda daha çok görebileceğiz. Talep de şu anda o yönde bize geliyor. Dünyanın en pahalı otomobil markalarından biri olan Jaguar'ın yeni modelinin lansmanı Teknik Oto Nilüfer Şubesi'nde yapıldı. Rakiplere göre sedan fiyatlarına 4x4 SUV satabiliyoruz. Bu yüzden de talep görüyor. Bu aracın fiyatı 185 milyon indirimlerle birlikte gelen fiyat. Sayın seyirciler, Zonguldak Kilimli'de 4 aydır maaşlarını alamayan ve şirketlerine kayyum atanan maden işçilerinin eylemi 10. gününde. Kayyum heyeti alacakların bir kısmını ödemek istedi ancak işçilerden tepki geldi. Zonguldak Kilimli'de 4 aydır maaşlarını alamayan maden işçilerinin başlattıkları ocaktan çıkmama eylemi 10. gününde. Maaşın hepsi verecek, bize iş vereceksiniz. Başbakan Binali Yıldırım, sorunun çözümü için Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı aradı. Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak da işçilerle görüştü ancak eylem sona ermedi. Emin abla gel, Emin abla. Benim oğlum içeride 10 gündür çıkmayacak. Paralel yapı soruşturması kapsamında maden işletmesine atanan kayyum heyeti de alacakların bir kısmını ödemek için madendeydi. Avans mahiyetinde burada belli bir miktar ödeme yapacağız. Ancak işçilerden kayyum heyetine tepki geldi. Bir Allah'ın kulu bir kuruş para alamaz. Biz sadaka istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Dalga geçiyoruz. 1 milyar yatıracağım. Sadaka istiyoruz. Birleşik Kamu İş Federasyonu Genel Başkanı Hasan Kütüğ'ün işçilerle görüşmesine ise polis izin vermedi. Bu insanlar girmek istiyor. Ankara'dan gelmişler. Derseniz bizi bir muhatabıyla görüştürürseniz. Zonguldak Valisi Ali Kaban da işçilere eylemi bitirme çağrısı yaptı. Kaban'ın işçileri işgalci olarak nitelemesi dikkat çekti. İddia olunduğu üzere içerideki işgalcilere şekerli su ve su takviyesi yapılmadığı hususları tümüyle bir manipülasyondan ibarettir.
İşçi yakınlarıyla dışarıdaki işçiler ise açlık grevi iddiasını yalanladı. Madendeki işçilere yemek verilmediğini öne sürdü. Suyla, şekerli suyla bunu geçiştirip arkadaşlarımızın bu haklı mücadelesinde dışarı çıkma zorunluluğu bırakılıyor. İstanbul'da da disk üyeleri eğlencelere destek gösterisi düzenledi. Maden işçisi köle değildir. Sayın seyirciler, Tunceli'deki taş ocağında toprak kayması olduğu bir iş makinesi çukura düştü. O anlar kameralara yansıdı. Gelme, gitme. Sütlüce köyü yolu üzerindeki özel taş ocağında toprak kayması meydana geldi. Arazide bulunan bir iş makinesi toprak kaymasıyla oluşan çukura düştü. Ve o anlar işçiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sadece 2 hafta sonra Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa krizde. Yeni çalışma yasasına karşı başlatılan grevler dalga dalga yayılırken rafinelerde üretim durunca ülkede yakıt sıkıntısı baş gösterdi. Fransızlar araçlarına benzin almak için komşu ülkelere gidiyor. Fransa'da çalışma yasasına karşı ülke genelinde başlayan grev dalgası büyüyor. Limanlar, petrol rafinerileri ve demir yollarında eylemler devam ederken, Lyon kentindeki ülkenin en büyük rafinerisinde de üretim durdu. Yılda 5 milyon tondan fazla ham petrol işleyen Feyzin rafinerisinde geçtiğimiz haftadan bu yana üretim yapılamıyor. Rafineriye ulaşan yolları barikatlarla kapatan işçiler, hükümet yasayı geri çekinceye kadar eyleme son vermeye niyetli değil. Ülkedeki 8 büyük rafinerinin işlevsiz kalmasıyla benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Yakıt alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalan sürücüler arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Benzin kuyrukları kavga görüntülerine sahne oluyor. Ülkenin kuzeydoğusunda ise halk benzin almak için Belçika'ya geçiyor. Ülkedeki 12 bin benzin istasyonunun 5600'ünün kapandığı belirtilirken, bazı Fransızlar geceleri başka araçların benzin depolarından yakıt çalmaya başladı. Sinema dünyasının en sakin isimlerinden biri olarak bilinen Johnny Depp hayranlarını şaşırttı. Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow karakteriyle gönüllerde taht kuran oyuncu, boşanma davası açan eşine şiddet uygulamakta suçlanıyor. Mahkeme ünlü aktöre uzaklaştırma cezası verdi. Hollywood'da bir rüya daha sona erdi. Ünlü aktör Johnny Depp ve oyuncu eşi Amber Heard arasındaki boşanma davasına şiddet fotoğrafları damga vurdu. Aktris ve model Amber Heard sadece 15 ay önce evlendiği Johnny Depp'e boşanma davası açarken kendisine şiddet uygulandığını da belgeledi. Plants, 30 yaşındaki oyuncu, eşinin alkollü olduğu bir gece şarap şişesiyle evdeki eşyaları kırdığını ve yüzüne cep telefonu fırlattığını iddia etti. Delil olarak kavga sonrası moraran yüzünün ve evdeki kırık eşyanın fotoğraflarını mahkemeye sundu. Gözaltının morardığı ve yüzünün kızardığı görülen Amber Heard, gözyaşları içinde verdiği ifadede "Johnny eve dönecek ve beni fiziksel ve ruhsal anlamda terörize edecek diye çok korkuyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme ünlü aktöre uzaklaştırma cezası verdi. Eşiyle iletişime geçmesi yasaklanan 52 yaşındaki Johnny Depp ve genç oyuncu Amber Heard, 2011 yılında birlikte rol aldıkları filmin ardından evlenmişti. Ünlü çift evlilik anlaşması yapmazken Johnny Depp, eşi Amber Heard'ın nafaka talebinin geri çevrilmesini umuyor. Aksi halde ünlü oyuncu 400 milyon dolarlık servetinin büyük bir kısmını kaybedecek. Sayın seyirciler, İngiltere'nin Galler bölgesi ilginç bir olaya sahne oldu. Swansea kenti yakınlarındaki bir çiftlikte esrar yiyen koyunlar ortalığı birbirine kattı.
İngiltere'de otladıkları sırada ısrar yiyen koyunlar ortalığın altını üstüne getirdi. İngiltere'nin Galler bölgesindeki Swansea kenti yakınlarındaki bir çiftlik sahibi otlayan koyunlarının ilginç davranışlar sergilediğini fark etti. Mera'da bir o yana bir bu yana koşmaya başlayan koyunlar bahçelere girerek zarar vermeye başladı. Koyunlardan biri de çiftlik evine girerek eşyalara zarar verdi. Yuan Richard adlı çiftlik sahibi durumu veterinere bildirdi. Koyunlar tek tek yakalanırken yapılan ilk tetkikte kanlarında yüksek miktarda esrara rastlandı. Koyunların daha önce yasa dışı üretim yapan bir uyuşturucu imalathanesine ait esrar kalıntılarını yediği ortaya çıktı. Çiftlik sahibi olayın tekrarlanmaması için polise başvurarak uyuşturucu kalıntılarını yok etmelerini istedi. Son haberimizde efendim. Olay ana haberi burada noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Birazdan spordaki gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.